Ankara Belediyesi'nde bayağı bir belgeler ifşaladı. Melih Gökçek ve kadrosunun yapmış olduğu israflar adı altında. Aynen. Heykellere milyonlarca TL'ler harcamalar. Bunlar sonuçlanır mı sizce dava Melih Gökçek ve ekibi? Hiç sanmıyorum sonuçlanacağını. Öyle sürecek. Sonra da zaman aşımından şey olacak. Ama tarih not düşüyor hepsinin. İyi, tabii ki. Tarihte onların şeyleri hep çıkacak ama şu anda hiçbir sonuç elde edeceklerini zannetmiyorum. Bu işler sonuçlanır mı efendim? Birileri ceza alır mı bu israftan? Bu ülkede bir bok olmaz abi ya. Abi bozma moralimizi ya. Güzelleşiriz belki ileride. Ne zaman? En karanlığın en dibinden sonra güneş doğar belki. Vallahi inşallah ama benim öyle bir şu an bir şeyim yok. Bakın eskiden bunlar konuşulamazdı bile. Şu anda konuşuluyor. Bu bir iyileşmeye yönelik bir süreç değil midir? Vallahi minareyi çalan kılıfını uydurur derler ya. Ben de o yüzden pek şeyim yok yani. Abi, peki Mansur Yavaş'a bakışınız nedir? Güveniyor musunuz? Seviyor musunuz? Tabii ki güveniyorum. Takdir ediyorum da destekliyorum da yani. Bu çıkarttığı belgeler, israf, heykellere milyonlarca TL verip çürümesine bırakılması vesaire, Melih Gökçek'in bunların hesabını vereceğine inanıyor musunuz? Vallahi hükümet sorabilirse sorsun. Hükümetin yetkisinde. Gerekli izni verirse herhalde sorar. Bu belgeleri çıkartması güzel bir şey. Halk için, ülke için. Fakat hükümetin elinde olan hukuk yasası hiçbir şey ifade ettirmiyor. Hani Melih Gökçek hiçbir... Yargılanmaz. Yani yargılanmaz, üstüne madalya verirler. Madalya verirler. Ona gene bir koltuk ayarlarlar yasa açılırsa. Yeter ki istesinler. Her şey onların elinde. Bugün evet. Anahtarların hepsi onlarda. Sen istediğin kadar kilitle o kapıyı. Anahtarlar onlarda olduğu sürece mümkün değil. Sen hiçbir şekilde hiçbir hak talep edemezsin. Bugün en ufak bir konuşmanda dahi gözaltına alınabiliyorsan daha bunun ötesi yok. Peki efendim, halkta gitgide yükselen bir Mansur Yavaş sevgisi ve güveni oluşuyor bana göre. Size göre de öyle mi? Hem Mansur Yavaş, hem Tunç Soyer, hem İmamoğlu aynı zamanda muhalefet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilerleme kat ettiğini düşünüyorum. İnşallah gene bir engeller, bir sorunlar çıkartmazlar. Birilerini bir şeyler düşündüğü için, düşünce özgürlüğünden dolayı içeri almazlar. Yani benim düşüncem... Bunların her türlü hile, oyunla bir şekilde birilerini alt etmenin yolundalar. Çamur at, izi kalsın sistemi var bunlarda. Bu kadar basit. Bir şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir, Muaviye'nin deve hikayesi vardır. Bunu bilmek gerekir. Bir de Sokrates'in gemiyle ilgili bir aforizması vardır. Bunları biraz açabilir miyiz izleyenlerimiz için? Şöyle, Muaviye'nin deve hikayesi şudur. Çölde devesiyle giden birisi yolda birisiyle karşılaşıyor ve deveye bu benim devem diyor. Bu durumda iş Muaviye'ye kadar gidiyor. Muaviye'nin huzuruna geldiğinde konu kendisine aktarıldığında meydana herkesi topluyor ve Muaviye soruyor. Diyor ki bu dişi deve Şamlı'nın mıdır yoksa bunun mudur diye soruyor. Herkes, orada bulunan herkes Muaviye'nin söylediği bu dişi deve Şamlı'nındır diyor. Dolayısıyla da Muaviye bunu yaşadıktan hemen sonra gerçek deve sahibine şunu söylüyor. Diyor ki bu gördüklerini gidip Ali'ye anlat. Bu devenin aslında dişi olmadığını sen de ben de biliyorum. Ama ne söylersem inanan, bana güvenen ve benim arkamda olan bir topluluk var diyor. Dehşet verici. Dolayısıyla yani onun haklı olması, onun... sonuçları, doğru sonuçları getireceğini göstermiyor. Diğer Mansur bir aforizma... Yavaş ne kadar belge verirse versin diyorsunuz, Melih Gökçek'in yargılanması. Yani ona inanmayan ya da onun doğru olduğunu kabul eden halen hazırda büyük bir toplum kesimi var. Çok doğru. Dolayısıyla sizin doğruluğunuz çoğunluğun ya da o düşünceyi destekleyenlerin nazarında hiçbir şey ifade etmiyor. Diğer Sokrates'in hikayesinde de gemi denizde yani hareket ettiğinde yolculuk sırasında fırtına kopuyor. Ve batma tehlikesiyle karşı kalınca insanlar oradan çıkan iyi bir hatip kaptanın aslında doğru olmadığını, doğru bir iş yapmadığını iddia ediyor. Ve diyor ki bu yanlış bir birisi, dolayısıyla da bunu değiştirmemiz gerekir, şöyle olur böyle olur, oylamaya sunuyorlar. O sırada çıkıp şunu soruyor, diyor ki siz bu geminin içinde siz olsaydınız ve çoğunluk o kararı verdiğinde karar verilen kişinin hangisi olmasını isterdiniz diyor. Çoğunluğun oy verdiği gemicilik, güzergah, yapılması gerekenleri bilmeyen birisine mi? Yoksa aslında yıllarını bu işe vermiş, bu işte uzman olmuş, liyakatla gelmiş, o kişinin görevin başında olmasını mı isterdiniz diye soruyor.
Burada çoğunluğun verdiği karar her zaman doğru olmadığını, demokrasinin bazen doğruları ortaya çıkarmayabileceğini vurguluyor. Gelişmeyen ülkelerdeki demokrasinin nasıl felaketlere yol açabileceğini söylüyor. Ben tek şeye inanıyorum. Her insan düşünmeyi öğrenmeli. Düşünmeyi öğrenen herkes, sorgulamayı öğrenen herkes belirli bir sonuca mutlaka erişir diye düşünüyorum. Tez, antitez, sentez gibi bir şey. Ben de böyle düşündüm. Sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. Her şeyden önce Türkiye'deki siyaset çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Ortalama şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde 20-25 milyar lira arası maksimum bir belediye başkanının maaşı var. 12 ayda yapar 300 milyar lira. 5 sene çalışıyor 1,5 trilyon. Bu adam 10 trilyon seçim masrafı yapıyor. Bu kadar mı vatanını seviyor? Hepsi hırsız. A, B, C, D partisi fark etmiyor. Sistem en başında hırsızlıkla yönetilen bir sistem. Öncelikle A, B partisi, C partisi araştırmıyor. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. İkincisi, Mansur Yavaş bence Türkiye'deki şu anda en başarılı siyasetçi olduğunu düşünüyorum. İstediği kadar da gösterse ülkemizde her şeye şey yapıyor. Örneğin şimdi bir ortamdayız. Geliyor polis. Herkes ayağını kaldırsın kardeşim. Herkes ayakta beklesin. Araştırma yapacağım. Hırsızı arıyorum. Tecavüzcü arıyorum. FETÖ'cü arıyorum. Şehit katillerini arıyorum. Hepsini arıyorum diyor. Ne yapardı? Kendine güveniyorsa korkar mısın? Korkmazsın. FETÖ araştırırsın. Red. Yolsuzluklar araştırırsın. Red. Çocuk tecavüzcü araştırırsın. Red. Ondan sonra biz o FETÖ'cü bu. Abicim A Partisi mi? Önemli değil. AK Parti mi suçlu? Yargılansın. CHP mi? CHP. İyi Parti mi? İyi Parti. Bundan öncekiler mi? Hepsi yer. Önemli olan parti ayrıştırmamak. Gelişmiş olan bütün ülkelere bakın. Demokrasi nasıl yönetiliyor? Eğer bir hata yaptı mı adam demiyor A Partili onu saklıyor ya da B Partili. Hepsi birleşiyor. Hepsi birlikte karşılığını veriyor. Bizim ülkemizde maalesef bu yok. Bir şey konuştum mu ya beni CHP'li yapacaklar ya da beni İyi Parti'ye komünist yapacak. Neye konuştuğuma göre. Önemli olan halkın her şeyden önce, her şeyden önce birlik beraberlik içinde olması lazım. Ne yazık bizim ülkemizde yok. Bizim ülkemizde herkes tutturmuş partiye. Herkes bir şeyi tutturuyor. CHP'lisi de yanlış anlamıyorum. CHP'lisi de aynı. MHP'lisi de aynı. AK Partilisi de aynı. Hepsi de aynı. Artık bu siyasi dogmayı bırakmamız gerekiyor. Aynı adalet, adalet yok ülkede. Yok adalet madalet yok ülkemizde maalesef. İktidardakiler şu an mesela diyorlar İktidarı şimdi yönetsem sen CHP'lisin diyecek. Kardeşim şu an ülkenin %80'i %90'ı bunların elinde. Pasta payının büyüğü bundan. En çok bunu sen şimdi küçüğü eleştirirsen büyük daha rahat hareket eder. Yani büyük daha rahat eder. İlk önce büyükten en baştan başlayacaksın ki küçüğe doğru gidecek. Sen büyüğe cezalandırabilirsen küçük korkar. Şimdi ben bir şey söylesem AK Parti diyecek CHP'li bu. CHP'den dolayı böyle konuşuyor. Alakası yok. Yani balık baştan kokar diye bir laf var ya. İlk önce baştakiler başlamak lazım ki aşağı gitme. Herkes diyor tutturmuş. O ona FETÖ'cü, o ona şey. Yani ülkemizde her şeyden önce birlik beraberlik olmadıktan sonra hiçbir şey olmaz. Yani benim diyeceğim ilk önce halkın birlik ve A, B, C partisi yapmaması lazım. Ben buna inanıyorum. İkincisi ana konumuza geçelim. Mansur Yavaş. Yani şeffaf bir şekilde ben izliyorum, takip ediyorum. Şeffaf bir şekilde her şeyi gözünüzün önünde görüyor. Ya bakın diyor bu böyle olmuş. Burada aranılan kan yani. Bence aranılan kan bana göre. Ama şimdi siyaset bu. Siyasette babama güvenmem. Benim her şeyim. Mansur Yavaş'ı seviyorum. Bugün milyonda bir daha iyi olsa ülkemin menfaati için hemen satmam. Ama bizim ülkemizde o yok. Bir şey tuttular mı partiyi? Allah 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 Allah. Ülkemiz zaten yıllardan beri şu şekilde. Allah Allah diye götür A parti. C parti Atatürk bilmem ne diye. Bir tanesi vatan millet diye götürür. Diğeri de insanların işte coğrafik konumdaki ırkı neyse ona göre yapıyor. Bizim bakarsanız bakın hangi şeyde bakarsanız bakarsanız siyaset kurulu Atatürk'ten sonra hep böyle oldu. Yani bir sömürü düzeni var. Sömürü diyorsun. Düzeni var. Tabii. Herkes belli bir yandaş toplamaya çalışıyor. Ya ne güzel söylüyor ya. Bu buna birisi birbirine FETÖ'cü diyor. Birbirine bilmem ne diyor. Araştırırsın kardeşim. İyi Parti'ye FETÖ'cü diyor. Kardeşim bundan daha tehlikeli var mı? Binlerce şehit verdik ya. Yüzlerce sivil halkımız öldü. İnsanlar zarar gördü. Milyarlarca dolar zarar gördük. Niye araştırılmadı? Tramvalar hala duruyor. Hala devam ediyor. Hala kimin ne olduğunu bilmiyor. Araştırılsın ya. Bundan daha önemli bir konu var mı ya? Araştırılsın. Niye korkuyor? Eğer sen kendine, daha demin bir örnek verdim. Eğer sen kendine güveniyorsan, eğer sen kendini niye araştırmıyorsun? Niye araştırmıyorsun? Bakabildiniz mi Melih Gökçek ve ekibi hakkında milyarlarca TL'lik israf, devletin malı dedi, hesabı sorulacak dedi. Ne düşünüyorsunuz Mansur Yavaş Bey hakkında? Mansur Yavaş Bey çok kaliteli bence, çok İyi biri. Cumhurbaşkanı olabilecek bir insan. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Kazanabilme ihtimali var mıdır Mansur Yavaş'ın? Yani. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa. Evet bence vardır. Adaylığını koyarsa neden olmasın? Bence herkes tarafından çok seviliyor. Çok dürüst bir insan. Şeffaf. Gerçekten kaliteli bir insan olduğuna inanıyorum.
benim bir tek söylemem bir şeyi değiştirmiyor. Her şey ortada, şeffaf. Artık bu Türk milletinin biraz gözünü açıp gerçekleri görmesi lazım. Yani Mansur Yavaş olmuş, Ahmet olmuş, Mehmet olmuş önemli değil. Bir an önce artık bu yığıntıdan, bu ağırlıktan kurtulmamız lazım. Yani Türkiye hiç bu zamana kadar bu kadar kötü yönetilmedi. Benim yaşım 48. Yani ben evliyim, hastanede bakılamıyorum, iş bulamıyorum. Yani böyle bir rezillik ben görmedim. Yani nereye kadar? Bak arkadaşlar, insanlar kendini intihar ediyor. Biz hala daha diyoruz ki başka devletlere yardım. Arkadaşım sen ilk önce bizi gör ya. Bizi gör ya. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Lütfen biraz kendini Türkiye'ye versin. Dışarıya değil de biraz kendini Türkiye'ye versin. Başka bir şey istemiyoruz. Yani bu vatan, bu millet bu kadar kolay, biz her şeye sahip olmadık ya. Yani bu nedir ya? Yani bizim bu çektiğimiz işkence nedir arkadaş? Daha 100 yıl olmadı efendim. Yüz binlerce şehit verdik Çanakkale'de. Yani Kutumuz nedir bu? Yani nedir bu? Nereye kadar gidecek? Yani bilemiyorum yani. Çok yani karanlık günler bekliyor bizi ya. Ya burası Türkiye'ye, Türkiye'ye. Biz bu kadar kolay sahip olmadık bu vatana. Yani biraz Cumhurbaşkanımızdan biraz bize Türkiye'ye yönelsin. Başka hiçbir şey değil. Medyadan takip ettiğimiz kadarıyla gayet iyi. Gayet iyi götürüyor. Peki işe aldığı bu belgelerin sonucunda bir yargılama olur mu Melih Gökçek ve ekibi hakkında? Olmasını umuyorum. Umarım olur. Umarım olur. Onlar uğraşmazsa zaten uğraşacak başka kimse yok. Başka kim belgeleyebilecek bunları? Başka hiçbir belediyede bu kadar ifşalandığını görmedik. Yani teşekkür ediyoruz Mansur Yavaş'a. Şey veriyor ve umut veriyor. Bu ülkede bir şeylerin hala düzelebileceği konusunda umut veriyor. Bazı belgeleri ifşaladı. Gördünüz mü? Milyonlarca TL'lik. Takip ediyorum. Bunların sonucunda bir yargılanma süreci başlar mı eski belediye başkanı olan Melih Bey ve ekibi hakkında? Başlamaz. Başlamaz. Niye başlamaz? Hepimiz onun cevabını biliyoruz. Başlaması için Türkiye'de bazı şeylerin değişmesi lazım. Şeffaf bir adalet. Tabii, kesinlikle. 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 Çünkü aleni olarak neler yapıldığı ortada. Bunlar belgelendi. Belgeli şekilde. O Anka Park'ın ne işi var? Anka Park'taki yolsuzluk ve israf zaten. Ben başka bir şey söyleyeceğim size. Suriyelilerin ne işi var ülkemizde? Benim vatandaşım asgari ücreti dileniyor şu an. Asgari ücret için dileniyor mu asgari ücretle çalışan? Dileniyor şu an. Beyefendiler girdi. Aynı şey bize olaydı. Allah korusun, Allah vermesin. Benim devletimde, milletimde inşallah öyle bir şey bayrağımın altında olmasın. Bize olaydı. Bizi içeri alırlar mıydı? Ülkelerine kesinlikle almazlardı. Kişiler hakkında soruşturma başlatılır mı sizce? Başlatılır. Başlatılsa iyi olur. Bayağı ciddi suçlamalar var. Devletin malı bu sonuçta. Devletin kamu malıdır. Devletin hepimizin malı, hakkıdır. Vatandaşın malı. Yetim hakkıdır. Herkes vergisini veriyor. Soruşturulması lazım. Kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun soruşturulması lazım. Menemen de CHP'ydi mesela. Bak, o da soruşturulsun. CHP'si, AKP'si yok bu işin. O da bu parti değil. Bu milli bir mesele. Herkesin hakkıdır. İnsan haklarıdır. Hepimizin vergilerle toplanan paraları çarçur üretmenin bir anlamı yoktur. Küfür etmek serbest mi? Küfürleri ben bipliyorum abi. Ha, biple o zaman. Önce CHP'ler kendi belediyelerine baksın bence. Ben 17 senedir CHP'ye koşuyorum ama CHP önce genel başkanı çıksın kendi yaptığı belediyenin hainliklerine baksın. Ben 6 sene CHP'nin belediyesinde çalışmış adamım. Onlara da mı bakılmıyor diyorsun? Ya nerede bakılıyor? Ben CHP'de... Hepsine bakılsın efendim, kim varsa. Ya hepsine bakılsın, ayrımcılık yapmasın. Hele emekçine gelmişsin, bu da CHP'li belediye başkanıydı, bu da CHP'li belediye başkanıydı. Bakıyorsun sen o başkanın adamıydın. Ekmeğinle oynamak zorunda mısın sen benim? Hepsinin alet, hepsi o koltuğun sevdalısı, kendisi cebinin sevdalısı. Bugün sosyal demokratım diyen bir adam, gariban bir ailenin çocuğunu işe sokacağım diye 20 bin lira, 30 bin lira para istiyorsa... Bir CHP'li encümen üyesi, meclis üyesi kontenjan veriyorlar ya, kimse demesin bana ya ben sosyal demokratım. Böyle bir sosyal demokratlık yok bu ülkede. Güvendiğiniz bir parti var mı efendim? Güvendiğim parti sadece kendim varım ya, Ekmek Partisi. Bundan büyüğü var mı? He? Var mı sence? Bugün sen 100 kişiye mikrofon uzatsan 99'u ah anam diyor. Hiç kimse, herkes anamı soruyor, babamı soran yok. Doğru mu? He? Öyle bir konuşuyorsunuz ki tamamen karanlık. Karanlık. Eyvallah da bir de çözüm öneriniz. Sen şimdi almış. Bir çözüm yapsan burada tepene polis biner. Doğru mu? Hadi lan sende memleketten akıllı adam var mı diye seni tepene çöker. Niye? Sen devletten çok mu akıllısın veya o koltukta oturandan çok mu akıllısın diyecek sana. Siz de evet diyeceksiniz. Evet diyeceksin. Bunun alternatif yolu yok. Ama şimdi koltukta oturan adamı biz getirdik oraya. Evet. Bizim oylarımızla. Siz akıllı olursanız getirmezsiniz bir daha. Ama bak şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. Bana bir kere de ki haram yemeyen adam var mı bu ülkede?
Haram. Ben yemiyorum mesela. Ya sen de yemişsindir. Sen yemezsen baban yemişsindir. Sen yiyor musun? Ben yiyorum tabii. Şimdi bakıyorum. Nasıl yiyorsun abi? Gayrimeşhurdan bakıyorum, para kazanmanın yollarını arıyorum. Niye? Esnafım, kepengimi indirmişim. Acaba nasıl para kazanırım? Evime, iki çocuğuma nasıl şey yaparım? He? Bak şimdi dükkan sahibi arıyor, kiraya getiriyor. Onu seni ona zorlayanlar utansın abi. Abi utansın da şimdi... Sana teşvik hasta... vermeleri lazımdı. Sana ya, yardım etmeleri lazımdı. Kredi çıkartma, hani ötelemeleri lazımdı. Ötelese ne olacak? 20 Mart'ta kapattık dükkanlarımızı. 2 Haziran'da dükkanlarımızı açtık biz. 70 günde su faturası ödenmeyecek diye televizyona çıktı, yaygara yaptı. Ödediniz mi? 70 gün sonra bana bir fatura gönderdi, 600 lira, 590 lira. Ben dinliyor efendim. Ben dinlesin. Ha, Tunç Soyer de çıksa... Diyorsunuz ki yani ha. Verilen söz tutulmadı ya mı? Ya kardeşim, soygunculuk bu, soygunculuk. Bana her ay gel faturamı öde, doğalgaz geldi, faturamı okudu, faturamı verdi, gittim yatırdım. TEDAŞ geldi, hani sayacımı okudu, faturamı yatırdım. Sen niye okumuyorsun kardeşim? Sen İzmir Büyükşehir Belediyesi belediye başkanı olarak çıkıyorsun, söylüyorsun ya. Ben vatandaşım, ulan affedersin de köküne kadar oturtturmasını biliyorsunuz lan. Böyle bir terbiyesizlik mi var? He? Bana her ay gelsen faturamı okusan 100 liradan 300 lira öderim değil mi 3 ayda? 3 ay sonra bana fatura göndermişim 590 lira. Ulan böyle terbiyesizlik var mı ya? Ya kardeşim, dosya altı encümenler, meclis üyeleri dosya altı ihale bitirmeler, bilmem neler, koridorda iş takibi yapmaklar. He? Böyle bir şey mi var? Hadi girin. Girin açıklayın bakalım. Girin bir koridorlara, bir sana adam gerçek yüzünü gösterir mi? Hırsız sana gerçek yüzünü gösterir mi? Göstermez değil mi? Oraya çalışırsan orada bir hani imza yetkisi adamın o makamdaki koltuğunu nasıl kötüye kullandığını o zaman görürsün. Bana de ki düzeleceğini göster, düzeltelim. Yani diyorsunuz ki... O zamanı gelir, alkışlarız, şakşakçıyız ya. Alkışlamasını seviyoruz ya. He? Adam koltuğa oturduktan sonra seni tanımıyor. Efendim bir şey söyleyeceğim. Şimdi hükümeti idare edenler bu belediyeleri denetliyorlar ya. Dediğiniz bütün bu mevzuları, bu hükümeti sen yönetenlerin denetlemecileri yapılmıyor kaç, mu? Kaç yaşındasın sen? Konumuzla alakası hayır, yok benim saniye, yaşımın. 34 yaşındayım. Ben 46 yaşındayım. Bugün ruhsat verilmeyecek yerlere bilen hep ruhsat veriyorlar, biliyor musun? İşte denetlemesi yok mu abi bunun? Ankara'dan müfettiş geliyor, denetliyor. Bir sıra çok hani oturuyordu, denetliyordu. Müfettiş 7-24 belediye mi denetleyecek? Herkes bir çarkını bulmuş, kılıfını bulmuş, camiyi çalmış, kılıfı geçirmiş üstüne. Yani bunu siz bile biliyorsunuz ya sokakta yürüyen vatandaş olarak. Bu herkes devleti biliyor. Yönetenler bilmiyor mu? Şimdi kim düşünüyor sence bunu? Kim düşünüyor? Bana söylesen. Ha? Tayyip Erdoğan mı düşünüyor? Veyahut da belediye başkanı mı? İzmir valisi mi? Kaymakamı mı düşünüyor? Adam diyor ki yazerge geldi, kapat kardeşim. Emniyet geliyor, tepene çöküyor, kapat lan diyor. Hepsi görevini yapıyor. Kapatacaksın diyor. He? Ama yanında bir yardım paketi gelmiyor. Ya ne yardım paketi? Ya geçen 70 gün kapattık. Ben hani 30 haneli bir apartmanda oturuyorum. Emekli vatandaşlar, yaşlılar veyahut da işinden mağdur olanlar. Ya 1000 lira para gönderdin. 1000 lira. Sence 1000 lira para 70 günde kime yeter? Benim bir kızım, bir oğlum var. Günlük masrafları 30 lira. Gıda yok, o yok, bu yok. He? Nasıl devlet veyahut da belediye veyahut da İzmir kaymakamı, bulunduğun ilçe kaymakamın, İzmir valisi bunlar karşılayabiliyor mu bize? Karşılamıyor değil mi? Çark böyle dönüyor yani, anlıyor mu? Çark böyle dönüyor yani. Umarım bu çark bugün paramparça olur efendim. Ya olmaz. Bu çark böyle gelmiş, böyle gider.